Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz İlkokul Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinden problemler çözeceğiz. Kalem ve kağıtları hemen hazırlıyoruz. Sizlerden isteğim her sorunun başında videoyu durdurup soruları önce kendiniz çözmeye çalışın ve daha sonra benim çözümümü dikkatle izleyin. Eğer hazırsanız ilk sorumuza başlayalım. Bir bahçede 160 ağaç vardır. Elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 4 katı olduğuna göre bahçede kaç tane elma ağacı vardır? Evet soruyu çözdüyseniz şimdi ben de çözüme başlıyorum. Evet öncelikle bahçede hangi tür ağaçlar var onlar yazalım. Evet bahçede elma ağacı ve armut ağacı varmış. Evet önce hemen onları liste şeklinde yazıyorum. Elma ağacı ve armut ağacı. Evet şimdi soruma tekrar geri dönüyorum. Sorudaki ipuçlarına dikkat ediyorum. Elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 4 katı olduğuna göre yani armut ağaçlarının sayısı 1 ise elma ağaçları armutların dört katı yani 4 ile biri çarpacağım. Burada kat kelimesi çarpmak demektir sevgili öğrenciler. Burada armut ağaçlarının sayısını bilmediğim için biz bilmediğimiz işlemlere kutu diyelim. Evet armut ağaçlarının sayısı kutu yani bilmediğimiz bir sayı. Elma ağaçlarının sayısı ise armut ağaçlarının sayısının 4 katı. Yani armutlar bir kutu ise elmalar bunun dört katıdır. Yani bu kutulardan dört tane olacakmış. Dört tane kutu çiziyorum. Evet ve bunların toplamı 160'mış. Bunu nereden anlıyorum? Evet bir bahçede 160 tane ağaç var. Yani elma ve armut ağaçlarının sayılarının toplamı 160 ediyormuş. Burada bakalım. 4 tane kutu elmada var. 1 tane kutu armutta var ve ben bunları toplamışım. Yani toplamda kaç tane kutum var? 5 tane kutum var. Evet 1 2 3 4 5 tane kutuyu topladığım zaman 160 edecekmiş. Evet 5 kutu 160 ediyorsa ben 1 tane kutuyu nasıl bulurum? 160'ı 5'e bölerim. 16'da 5 3 kere var. 3 kere 5 15 Evet burada çıkarma işleminden 1 kaldı daha sonra sıfırı aşağı indiriyorum aşağı indirince soruyorum onda 5 2 kere var 2 kere 5 10 Evet bu bulduğum 32 bu kutulardan her biridir yani bunların her biri 32'dir Evet şimdi soruma dönüyorum sorun ne diyor bana Kaç tane elma ağacı vardır? Evet elma ağaçlarında kaç tane kutuydu? 4 tane kutu. Yani bunların her biri 32'dir. İsterseniz 32, 32, 32, 32 hepsini toplayabilirsiniz. Ya da bu işin kısa yöntemi var. Kaç tane 32 var? 4 tane 32 var. Yani 32'den 4 tane var. Bunları çarparız. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Evet bu bulduğumuz sonuç 4 kutu. Yani elma ağaçlarının sayısı. Yani 128 tane Elma ağacı varmış. Sıradaki sorum bir sepetteki yumurtaların 4 katı ile 5 katının toplamı 81'dir. Buna göre sepette kaç tane yumurta vardır? Evet, burada bir sepetteki yumurtaların kaç tane olduğunu bilmiyoruz ve bu yumurtaların 4 katı. Evet, kat kelimesini duyduğumuz zaman eğer sayısını bilmiyorsak kutu çiziyorum. 2 3 4 Evet, bu sepetteki yumurtaların 4 katı 4 tane kutu demektir. Evet ve 5 katının toplamı. Evet bir de 5 katı. Evet aynı yumurtaların 5 katı da 5 tane kutu demektir. Ve bunların toplamı denilmiş. Yani bunları topluyorum. Evet sevgili öğrenciler, 4 kutu burada var, 5 kutu var. Toplamda 9 tane kutu vardır. Bu 9 tane kutu neymiş sevgili öğrenciler? 81'miş. Evet 9 tane kutu 81 ediyorsa bir tane kutu kaç tane eder onu bulalım. 81'i 9'a bölürsem 81'de 9 kaç defa var? 9 defa var. 9 kere 9 81. Evet bu bulduğum 9 bu eş kutulardan bir tanesi. Ve bunlar aynı olduğu için hepsine aynısını yazabilirim. Evet Sepette kaç tane yumurta vardır? Evet sepette 9 tane yumurta vardır. Evet bunun 4 katı ve 5 katı bu şekildedir. Sıradaki sorum. Biri diğerinin 3 katı olan iki sayının toplamı 72'dir. Buna göre büyük sayı kaçtır? Evet burada sayılarımızı yazıyoruz. Büyük sayıya B diye kısaltıyorum. Ve küçük sayıyı da K harfiyle kısaltıyorum. Evet Burada biri diğerinin 3 katı diyor. Yani büyük olan sayı 3 kat daha büyük olacaktır. Küçük olan sayı ise 1 kat olacaktır. Biz küçük olan sayıya 1 kat diyoruz. Buradan başlayalım işleme. Evet büyük sayıya 1 kat dediğime göre yani buna herhangi bir sayı atıyorum. 5, 10, 20 neyse bunu bilmediğim için kutu koyuyorum. Ve büyük sayı küçük sayının 3 katıymış. Yani bu sayı kaç ise bu ondan 3 tane var aynısından. Yani Kutu, kutu ve kutu. Yani 3 tane kutu var. Ve bunların toplamı, evet toplamı deyince bunları topluyoruz ve 72 çıkıyor. Kaç tane kutu var? 4 tane kutu var. Yani 3 kutu büyük sayıdan, 1 kutu küçük sayıdan var. Bunları toplayınca 4 kutu oluyor. Evet, 4 kutu 72'ye eşitmiş. Ve bunlardan bir tanesini bulmam lazım. 72'yi 4 eşit parçaya ayırırım. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4, 4, 3 çıktı. 2'yi aşağı indiriyorum. 32 de 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. Evet bu bulduğum sonuç dediğim gibi bu kutulardan sadece bir tanesidir. Bunları hepsine yazıyorum. Ve bana burada büyük sayı bulmam isteniyor. O zaman büyük sayıda kaç tane var? 3 tane kutu var. Yani 18, 18, 18 toplayabilirsiniz. Ya da 18 ile 3'ü çarpabilirsiniz. 8 kere 3 24 elde var 2 3 kere 1 3 2 daha 5 yani bizim büyük sayımız 54'müş eğer küçük sayıyı bu sorsaydı küçük sayımız da 18'dir sıradaki sorum metinin bilyeleri Kemal'in bilyelerinin 2 katından 8 eksiktir Kemal'in 23 bilyesi olduğuna göre metinin kaç bilyesi vardır Evet burada bize toplam verilmediğine göre burada kutu yapmama gerekiyor. Evet bu soruda Kemal ve Metin var. Ve ben bunlardan en azından bir tanesinin bilye sayısını bildiğim için burada kutu yapmıyorum. Evet Kemal'in bilyelerinin sayısını biliyorum 23. Ve burada bizden Metin'i bulmamız isteniyor. Evet Metin'in bilyeleriyle ilgili şöyle bir ipucu verilmiş. Kemal'in bilyelerinin yani Kemal'in bilyesi dediğin zaman evet hemen buraya 23 yazacağım. Kemal'in bilyelerinin iki katından 8 eksik. Yani 23'ün iki katından İki kat deyince kat kelimesi çarpma işlemidir. Öncelikle bunu yapalım. Metin'in bilyeler, Kemal'in bilyelerinin iki katı. 23 ile 2'yi çarpayım. 23 ile 2'yi çarparsam 46. Yalnız soru bitmedi, devam ediyor. İki katından, biz şu an iki katını bulduk 46. 8 eksiktir. Evet, bu 46'dan 8 eksiltiyorum. 46'dan 8 eksiltirsem 38 çıkar. Evet yani Metin'in bilyeleri Kemal'in bilyelerinden yani 23'ten 2 katından 46 yapar. 8 eksiktir 38 yapar. Burada biz Metin'in bilyelerinin sayısını bulmuş olduk. Zaten soruda da bize Metin'in kaç tane bilyesi var diye soruyordu. Metin'in 38 tane bilyesi vardır. Sıradaki sorum 84 sayısının 3 katı ile 4 katının toplamı kaçtır? Evet burada bize sayımızı vermiş. 84'ün 3 katı. Evet kat deyince çarpıyordum. Önce 84'ün 3 katını bulalım. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 8 24. Bir daha 25. Evet 84'ün 3 katını bulmuş olduk. Şimdi de 84'ün 4 katını bulalım. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı birliklere yazıyorum. Elde var 1. 4 kere 8 32. Bir de elden vardı. 33. Evet burada 84'ün 3 katını bulduk 252. Şimdi de yine aynı sayının 4 katını bulmuş olduk. 84'ün 4 katı da 336 ve benden bunların toplamını istiyor. Hemen topluyorum. 2 6 daha 8 5 3 daha 8 3 2 daha 5. Evet 84'ün 3 katı ile 4 katının toplamı 588'dir. Sıradaki sorum Ahmet'in cevizlerinin sayısı Hasan'ın cevizlerinin sayısının 3 katından 18 fazladır. İkisinin toplam 98 tane cevizi olduğuna göre Hasan'ın cevizlerinin sayısı kaçtır? Evet burada Ahmet'in cevizlerinin sayısını da bilmiyorum. Hasan'ın cevizlerinin sayısını da bilmiyorum. O zaman kutu yöntemiyle gideceğiz. Önce Ahmet'i ve Hasan'ı yazıyorum. Şimdi Burada hangisinin daha fazla? Ahmet'in daha fazla. Çünkü Hasan'ın cevizlerin sayısının 3 katından 18 daha fazla demiş. O zaman biz burada az olan kişiye bir tane kutu diyeceğiz. Evet Hasan'a bir tane kutu dedikten sonra Ahmet'in cevizlerine bakıyorum. Ahmet'in cevizleri Hasan'ın cevizlerinin sayısının yani kutunun 3 katından yani 3 tane kutu olacak. Aslında bir kutu dedik. Ahmet 3 katı diyor. O zaman 3 kutu, 3 kutu yazıyorum. 3 katından 18 daha fazla. Evet, bir sayının fazla olduğunu belirtmek için onu artı ifadesi kullanırız sevgili öğrenciler ve 18 fazlaymış. Bir sayının 18 fazlası bu şekilde ifade edilir. Evet, şimdi bunların toplamı 98 edecekmiş. Yani 3 kutu, bir kutu daha 4 kutu. Bu 4 kutunun yanında 18 fazlası 98 98 edecekmiş. Yani burada 1, 2, 3 kutu, bir kutu da burada 4 kutu, 4 kutunun yanında bir de 18 eklersem 98 olacakmış. Yani ben kaça 18 eklersem 98 eder. Evet burada şunu yapıyoruz. Burada artı 18 diyorsa yani fazlalık varsa bunu çıkartıyoruz. Eğer bu eksi 18 olsaydı bunu da ekleyecektim. Yani burada bu 18 fazlalıktır. Bunu buradan çıkarmam gerekiyor. 98'den 18'i çıkartırım. 80. Evet bu kalan 80 nedir? Ben buradan 18'i çıkartarak bunu devreden çıkarmıştım. Bu kalan 80 diğeridir. Yani diğer kalanlar 4 kutudur. 1, 2, 3 kutu bu Ahmet'te var. Bir kutu da Hasan'da var. Bu 4 kutunun toplamı 80 edecektir. O zaman ben 80'i 4'e bölersem kutunun bir tanesini bulabilirim. 80'i 4'e bölüyorum. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 0. 0 aşağı indiririm. 0'da 4 var mı? Yok. Yoksa bölüme 0 atarım. Evet buradaki bulduğum 20 kutulardan her biridir. Evet şimdi soruma geri dönüyorum. Burada Hasan'ın cevizlerinin sayısı kaçtır diye soruluyor. Evet Hasan'ın cevizlerinin sayısı 20'dir. Eğer Ahmet'in cevizlerinin sayısını sorsaydı 20, 40, 60 ve bir de 18 daha fazla olduğuna göre 60'a 18 eklerim. 78 derim. Evet sıradaki ve son sorum bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 420'dir. Buna göre Eksilen sayı kaçtır? Evet sevgili öğrenciler, bu sorunun çözümünü size bırakıyorum. Siz bu soruyu çözüp çözümü bana yorumlar kısmından atın. Ben de size oradan cevap vermeye çalışacağım. Haydi şimdi bu soruyu çözün ve cevabı yorumlar kısmından bana iletin. Bir başka dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.